Futbol merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminde bir numaralı madde Sasha idi Boye'nin gerçekten çok kazançlı bir transfer hamlesiyle Bayern Münih'e gitmesi aslında Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Daha önce de söylemiştik. Boye'nin de nasıl satıldığı ya da daha doğrusu şartlarının ne olduğu açıklandı. Onu da sizlerle paylaşacağız ama ondan önce galiba şunu paylaşmak lazım. Gaziantep Futbol Kulübü maçını size o maçla ilgili bilgileri iletmeye çalışacağım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyla hem kanalımızı büyütüyorsunuz hem de bir yandan da Galatasaray videolarının daha fazla öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu manada teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Galatasaray, Gaziantep, tabii Fenerbahçe'nin şu videoyu çektiğimiz zamanda Maçını kazanmış olması Galatasaray'ın da maçı kazanmak için ekstra bir motivasyonunu oluşturacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray-Gaziantep yarın saat 20'de maçı Arda Kardeşler yönetecek. 22 maç oynadı Süper Lig'de Galatasaray 18 galibiyeti sadece bir mağlubiyeti var. Hepinizin bildiği gibi 3'te beraberliği var. E, bu maçta Abdülkerim sakatlığı, e, Oliveira'da ameliyat olduğu için oynayamayacak. Ziyeç ve Bakan bu, hepinizin bildiği gibi Afrika Kupası'nda. E, şöyle söyleyebiliriz, Davinson Sanchez tehlike altında, yani sarı kart tehlikesi ve Kerem Aktürkoğlu gerçekten dikkat etmeleri gerekli diye düşünüyorum. Çünkü e, önemli oyuncular Abdülkerim Bardakçı'nın olmadığı bir ortamda da Davinson Sanchez'in sarı kart görmemesi Galatasaray adına önemli. Galatasaray Giresunspor maçından bu yana geçen sezonki maçtan bu yana 28 maçta maçtır yenilmiyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Bu sezon 46 gol attı, 13 gol yedi ve bu açıdan baktığımızda da Ligin en iyi savunma yapan takımı olarak karşımızda. Onu da özellikle vurgulayalım. Ve şöyle devam edelim. Ee, nasıl bir 11 bekliyoruz? Ondan önce sizlere bahsedelim. Kalede Muslera'nın olmasını bekliyoruz. Barış Alper'in sağ tarafta bu kez. Sol tarafta Kaan Ayhan'ın. E, Davinson Nelson ikilisinin savunma göbeğinde olmasını bekliyoruz. Torera ve Kerem e, bu kez. Bu Kerem Demirbay olan e, orta saha ikilisi. Zaha'yı sağa. Kerem Aktürkoğlu sola, Mertensi savunma arkası ve Icardi'yi yeniden 11'de göreceğiz gibi görünüyor. Yani böyle bir kadro var. Tabii ki son dakikada bazı şeyler değişebiliyor ama biz şu andaki görüntüyü sizlerle paylaştık. Evet maçın genel bilgilerini verdim. Şimdi şöyle geçelim e, Sasha Boye konusuna 30 milyon euro transfer ücreti, bon servisi yani daha doğrusu. 5 milyon euro şarta bağlı ödeme ve oraya bir madde daha koymuşlar. Eğer bir başka takıma giderse şarta bağlı ödemeyi eksik kalan kısmı tamamlanacak ve alacak. Ve iki tane de maç oynanacak. Bu maçların %50 geliri Bayern Münih ile Galatasaray'a kalacak. Bunu da özellikle söyleyelim. Bu da gerçekten ya yani çok çok karlı zaten 35 milyon garanti altına alınmış iki tane maçtan nereden bakarsanız bakın 5 milyonun üzerinde gelir elde edilir yani bu da 40 milyon euro gibi bir rakam Galatasaray'ın elini rahatlattı diyebiliriz şimdi bazı oyuncuların gidişiyle bazı oyuncuların gelişi noktasında e, değişik hamleler olabilir ama şu anda Galatasaray'ın e, ne yapmak istediğini şöyle söyleyebiliriz iki tane oyuncuyu yani bir sağ kanat bir sol kanat alma noktasında e, hamle yaptığını söyleyelim e, ama bu arada içerideki bazı oyuncularla ilgili yapılan e, transfer e, teklifleri var Daha doğrusu gelişmeler var onlardan Önce size bahsedeyim. Şöyle PAOK ve Panathinaikos daha önce Yunanistan tecrübesi yaşamış olan Cedric buyu istedi. Ve iki takım birden isteyince Galatasaray şöyle bir karar aldı. 900 bin euro kiralama ücreti verecek olan Panathinaikos'a yani Terim'e vermeyi ön plana çıkardılar. Ama şöyle bu noktada son kararı kesinlikle... Sedrik Bakan bu verecek. Yani gitmek istiyorum derse gidecek. Gitmek istiyorum istemiyorum derse kalacak. Yani son karar onda ama eğer gidecekse de Pauka değil Panathinaikos'a yani Fatih Terim'e vermek istiyor Galatasaray bir jest olsun diye böyle bir düşünce var. TT ile ilgili olumlu bir gelişme var. Ben olumlu diyorum çünkü Galatasaray'a çok katkıda bulunmadığı için şimdi gitmesi noktasında Galatasaray sıcak bakıyor. Arap coğrafyasından 4 milyon euro gibi bir kiralama teklifi geldi. Galatasaray da bu teklife sıcak bakıyor. Barış Alper eğer ön tarafa geçer arkaya bir oyuncu alınırsa oradaki seçenekler Galatasaray'ın işini kolaylaştıracak diye söyleyelim. Şöyle sırayla gideyim isterseniz sağ bek sol back transferlerinden bahsedeceğim bir de sürpriz orta saha oyuncusu var ondan da bahsedeceğim. Ee, sırayla şöyle gideyim. Abdülkerim e, Bardakçı'dan bahsedelim. Abdülkerim Bardakçı'ya iki adet ilgi yazısı geldi. Transferler şöyle gerçekleşiyor ki siz de bazen e, bizi eleştiriyorsunuz. E, belki haklı olarak kendi açınızdan e, bir ilgi yazısı geliyor. Kulüp evet görüşebilirsiniz ya da evet bu ilgi yazısına cevap veriyor. E, oyuncumuzla ilgili teklifi alalım gibi. Şimdi Abdülkerim Bardakçı için kulübe iki tane ilgi yazısı geldi. Peki Galatasaray ne dedi? Galatasaray dedi ki öyle bir şey yok. Yanıt bile vermedi Abdülkerim Bardakçı için. Ee, tabii ki çok ciddi bir teklif olur. Yani ilgi yazısının dışında bir teklif gelir. O zaman işi daha farklı bir boyuta getirebilir Galatasaray. Onu da özellikle söyleyelim. Ee, bu arada Galatasaraylıları sevindirecek o haberle ilgili gelişmeyi bir, bir iki gün içerisinde... Ee, takip edebiliriz. Lucas Torreira'ya 2028'e kadar yeni sözleşme önerildi ve imzanın da e, bu e, girecek hafta içerisinde atılacağını, Torreira'nın da hiçbir yere gitmeyeceğini e, söyleyelim. Bunu da özellikle vurgulayalım. Kerem Demirbay e, burada mutluyum, e, gitmeye hiç niyetli değilim dedi. Kerem Demirbay'la ilgili notu da iletelim. Galatasaray'da Mertens'e bir yıl daha kal teklifi yapıldı. Şimdi oyuncunun bu teklife vereceği yanıt bekleniyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle kısa kısa söylüyorum topladıklarımı. Angelinho 5 milyon euroya kiralama ile beraber Roma'ya gidiyor. Leipzig ile Roma anlaştılar ve sonuç itibariyle iki kulüp anlaştığına göre mesele çözümlenmiş oldu. Şimdi gelelim yeni Galatasaray'a gelme ihtimali olan transferlerdeki son duruma. Bir kere Rıdvan Yılmaz'dan biraz bahsedelim. Rıdvan Yılmaz konusu şu noktada. Galatasaray diyor ki har vurup harman savurmayalım. <laughs> 3 milyon euroya bize verin alalım diyor. Oysa karşı taraf yani Rangers isterseniz satın alma opsiyonu ile kiralayın 4,5 milyon euro, isterseniz e, tapusunu verelim 4,5 milyon euro diyor. Şu anda olay burada düğümlenmiş vaziyette. Bakalım Galatasaray bu 4,5 milyon euro'yu vermeye razı olacak mı? Çünkü kasasına da ciddi bir rakam girmişti. Bu noktada şunu da e, söyleyelim, e, tabii scout ekiplerinin çok çok değerli olduğunu vurgulamamız lazım. Galatasaray scout ekibinin bir başarısından da bahsetmemiz gerekiyor. Rozier'i alacaklarmış. O sırada scout ekibi rapor veriyor. Hayır, Rozier'i almayalım. Sasha Boy'u alalım diyor ve Sasha Boy ile de 1 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya ya yani 30 kat değerli bir transfer yapmış oluyor. Şimdi yine o scout ekibinin önerdiği bir oyuncu var. Renato Vega eee Basel'de oynuyor. Portekizli oyuncu 20 yaşında. Sadece 2 milyon euro güncel piyasa değeri var. 1.90 boyunda ve bir ön libero. Şimdi artık bu tür oyunculara daha fazla değer veriyor. Yani bu nakit girişini görünce Galatasaray buna daha çok önem veriyor ve ön libero oyuncu ve boyu da uzun 1.90 boyunda 2027'ye kadar sözleşmesi var. Bir yatırım transferi olarak düşünürseniz bir yatırım transferi denilebilir. Ee, yine gündeme geldiği için söylüyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, Dibala ile ilgili bir takım dedikodular yazılmış. Yani bunun olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyeyim. Oyuncunun güncel piyasa değeri karşılanabilir miktarda bir rakam değil. Onun için hani çok fazla e, araştırmadım da, bakmadım ama sonuç itibariyle pek fazla e, olabilme ihtimalini düşük gördüğüm bir oyuncu. Ama İspanyol basını ısrarla daha önce de gündeme gelen Marcos Acuna'yı yazıyor. Sevillalı, Sevillalı 32 yaşındaki oyuncuyu. Onun 6 milyon euro güncel piyasa değeri var. Şimdi tam da burada iki, iki düşünce çarpışıyor. 32 yaşında 13 maç 2 asisti var. 750 dakika oynamış. Bir yıl daha sözleşmesi var. Yani hani bu sezon sonunda değil 2025'te bitiyor sözleşmesi. Galatasaray bununla ilgili kararını şöyle vermiş bir son çare olarak eğer yapamazsak diğer transferleri son çare olarak düşünebileceğimiz bir oyuncu diye karar vermiş onu da söyleyelim ve dönelim bizim de daha önce de dillendirdiğimiz Ren'in sahibi Lorenz Asinyon'a Feyenoord da istedi ama Ren takımı Galatasaray'la olan iyi ilişkilerinden dolayı Galatasaray'a vermek istiyor ve hatta üzerinde konuşulmuş 5 milyon euro artı 15 ikinci satış ve iki buçuk milyon euro da bonuslarla pazarlıklar yapılmış vaziyette. Sadece bununla ilgili pazarlık değil Galatasaray bir teklif daha yaptı. Ren takımına Adrien Trufe'yi istedi. O da Solbek yani aynı takımdan iki Fransızı alalım diyor. Ama onun fiyatı 18 milyon euro. 22 yaşında Fransız oyuncu. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. E, Truffet konusunda çok fazla umutlu değilim. Oraya Rıdvan daha fazla uyacak gibi geliyor. Şey açısından söylüyorum, bütçe açısından. Ama sonuç itibariyle iki Fransız birden Galatasaray'a gelirse de şaşırmayalım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.